Bir şeyleri planladı Beşiktaş yönetimi 2,5 sene önce göreve geldiğinde ve planlarını tek tek hayata geçiriyor. Sizi dakikalardır dinliyorum ve dinledikten sonra şuna biraz daha vakıf oldum. İçinde olan birisi olmama rağmen ve bence camiamız ve Beşiktaş kamuoyu ve tarafsızlığına inandığımız spor kamuoyu da mutlaka bir takım şeyleri daha iyi anladı. Siz bu açıklamayı yaptıktan sonra Vodafone Arena'nın bitmesi belli kesimleri tam bağımsız bir Beşiktaş, maddi manevi, global bir Beşiktaş'ı sinyallerini ve ön ışıklarını göstermeye başladığı için galiba huzursuzluk verdiği bazı noktalar var. Bazı kesimler huzursuz oluyor ki sayfalarca açıklamalar yapılıyor. Bunun başka bir izahı benim aklıma bir basın mensubu olarak, bu kurumda, bu camiada çalışan birisi olarak değil, bir basın mensubu olarak aklıma gelen budur. Katılır mısınız bilmiyorum. Tespitinin ben de katılıyorum. Çünkü Beşiktaş senin de dediğin gibi stadyumunu bitirdikten sonra çok önemli gelir kaynağına kavuşacak. Rakiplerimiz daha önce bu testleşme yapmıştı. Aramızda bir uçurum vardı, gelir kaynağı anlamında söylüyorum. Ama Vodafone alanı bittikten sonra onlarla eşit değil, bilakis daha üst bir gelir kaynağına kavuşacağız ki sizler de çok iyi biliyorsunuz, ekonominiz ne kadar güçlü olduğunuz zaman bunu spora akuple ettiğinizde Beşiktaş çok önemli yerlere gelecektir. Kesin. Bunun ayak izleri, sesleri geliyor. O yüzden de bazı kesimlerin rahatsız olduğunu düşünüyorum. Ama biz burada özellikle bizi yönetenlerin, spor genel müdürlüğü gibi bağımsız ve tarafsız olacak bir kurumun bu şekilde, yanlı bir şekilde oluyor olması bizi üzüyor. Ve üstelik Beşiktaşlı olan birisi. İki şapka var. Az önce ifade ettiniz. Beşiktaş Genel Kurulu üyesi ve Futbol Federasyonu. Evet. Üyeliği. Ve bir siyasi kimlik. Şimdi şapkalar artınca o zaman bir tercih yapmak gerekiyor. Beşiktaş'la ilgili bir eleştiri, Beşiktaş yönetim kuruluna bir muhalefet ya da ters giden bir şeyi söylemek gibi bir demokratik hakkı kullanmak istiyorsanız bunun yeri Beşiktaş Genel Kurulu. Yok, Beşiktaş yönetiminin büyük fedakarlıklarla gecesini gündüzüne katarak yönetim kurulunu oluşturan tüm isimlerin, sizin de içinde olduğunuz tüm isimlerin özel hayatlarından, ekonomik hayatlarından, iş hayatlarından feragat ederek ortaya koydukları ürünü genel müdür, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü kisvesi ve şapkası altında eleştiriyorsanız orada çıkıyorsunuz ve bunları söylemek durumunda, evet, kalıyorsunuz. Çünkü orada adilane bir şey söz konusu değil. O zaman bir taraftan bir tarafı seçmeleri lazım. Yer Beşiktaş Genel Kurulu. Evet. Şimdi, eğer oradaysanız da o zaman biz eşit ve adalet istiyoruz. Tabii, kesinlikle. Şimdi müsaadenizle biz geçtiğimiz haftaya bir reklam aramız olacak ama arkadaşlar onun öncesinde uyardınız biliyorum. Öncesinde yeni bir programımız başladı geçtiğimiz hafta içinde. Sayın Albayrak'ın temas ettiği ve dokunduğu konularla, hassasiyetle dokunduğu konularla da çok ilintili. Hele telefonla bağlanan Sayın Metin Keçeli, Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden önemli bir isimdir. Hulusi Baba'nın programında, En Baba Kartal programında ilginç şeyler söyledi. Mevcut yönetimimizin yaptığı fedakarlıklar, çalışmalar ve stat projemizle ilgili olarak. Dilerseniz onu bir hatırlayalım. Sonra Sayın Albayrak'a tekrar döneceğim. Yani bugün daha Fikret Bey görevdeyken, bu işlerin içindeyken, bu işler için büyük fedakarlıklara katlanırken. Kesinlikle. Bu işleri yani bir yerde hakikaten anlaması güç olan bir ceryan var. Bir hareket var. Bunu takdir etmek mümkün değil. Almanya'da bugün, İngiltere'de bugün nereye bakarsak Bostad görüyor musunuz? Bu adamlar şampiyon mu oluyorlar? Bir Dortmund son iki senede Alman ligini sarstı. Bugün çok adam sattı yahut elinden aldılar. Şu anda mağlup oluyor ama 80 bin kişi oynuyor. Peki onlar spor sever değil mi? Onlar futboldan anlamıyorlar mı? Peki biz ne oluyor yani bu kadar birbirimize düşmanız? Bugün sen 10 bin kişiye, 5 bin kişi oynuyorsun koskoca maçta. Niye? Efendim yağmur var, rüzgar var, gidilmez diyorsun, gitmiyorsun. Peki o insanlar orada, o sahada ama o rüzgarda futbol oynuyor. Onlardan ne bekliyorsun? Kendi rahatını düşünüyorsun, o insanları hiç düşünmüyorsun. Fedakarlık bu mu? Fedakarlık bu mu? Şimdi burada
çok şey konuşmak lazım. Ama insanların bir de vicdanı olması lazım. Ne bu takım tenkit edilir? Ha, bazı hatalar vardır. Bakın söylüyorum. Oyuncuda bazı hatalar görürsünüz. Bunları söyleyebilirsiniz. Ama bunlar geneli inkar etmek demek değildir. Ferdidir, bireyseldir ve tek hadisedir, tek olaydır. Siz bu kadar yokluk içerisinde rakipleriniz her sahada her maçı bin küsür lira yani bin milyar lira kazanırken siz 10 kişiye, 20 kişiye, 100 kişiye, 1000 kişiye oynuyorsanız o maçtan bir geliriniz yoksa sahanın gelirini dahi cebinizden ödüyorsanız bu kulüpten fazla bir şey bekleme hiç hakkınız yok. Hiç mi hiç hakkınız yok? Beşiktaş'ın yönetilme şeklinden fazla şikayetçi değilim. Yaklaşık 3 yıldır yönetimde bulunan Fikret Orman ve arkadaşları Beşiktaş'ta çok sıkıntılı dönemde göreve geldiler. Bir takım şeyleri yoluna koyma, bu arada futbol takımının başarılarını sağlama için bir gayret içindeler. Bazı konuları oldukça iyi yaptılar ve bu arada statın inşaatına başladılar. Bu çok önemli. Çünkü yıllarca bu stat inşaatı Arap saçı gibi kalmıştı. Borçlar yönetilemez hale gelmişti. İnanılmaz yabancı transferlere kulüp gömülmüştü. 15 tane yabancı oyuncu, 8 tane Portekizli vardı. Şimdi hiç olmazsa Beşiktaş düzgün bir yönetim şekliyle o kritik günleri aştı. Stat yapımıyla stadın bitiminde ortaya kalkıp daha iyi günlere doğru koşacak hale geldi. O nedenle bizim bu yönetime yardımcı olmamız gerekmekte. Tabii onların hataları da var ama bu hataları şu anda ana maddelerde, ana konularda Beşiktaş'ın yani temeline zarar vermiyor. Çünkü inanılmaz boyutlara varan borç, kapıda her gün icra memurları, UEFA'dan yasak gelmesi, tesislerin elden çıkması, bütün imkanlarımızın eritilmesi, bütün bunlar ortada devam ederken sportif başarı da elde edilemiyordu. Şimdi denebilir ki 2 yıldır ikinci oluyor, üçüncü oluyoruz. Bir türlü bir şampiyonluk gelmedi. Evet, doğrudur. Beşiktaş 3. sezondur. Şampiyon olabilecek şekilde sezona başlamakta. Sonunda gelmemekte. Fakat çok önemli bir futbol kadrosu oluşmuş vaziyette Beşiktaş'ta. Eski harika büyük Beşiktaş efsane Beşiktaş kadrosunun sanki yeniden karşımıza çıkıyor. Bugün Beşiktaş'ın genç Türk oyuncularına baktığınız zaman 8-10 tane uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet edecek oyuncu var ortada. Bu oyuncular Beşiktaş'ı hakikaten bir yerlere taşıyacaktır. Dünkü genç çocuklar şu anda milli takımın göz bebeği konumundalar. Ben en fazla buna önemsiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın eskiden o efsane kadronun yaratılması zamanlarında hep yönetimlerde bulundum. Onun nasıl başladığını da iyi biliyorum. O da o zaman birer birer her sene 1-2 tane oyuncu katarak o efsane kadro meydana çıkmıştı. Şimdi de o yolda devam etmekte. Evet, bu nedenle ben bugünkü yönetimden fazla şikayetçi değilim. Bazı konuları biraz daha şey yapmalılar. Öne almalılar. Ama şimdi kalkıp daha onlara eleştirecek, söyleyecek fazla da bir konular var. Küçük detaylar var. Ana konularda şu anda onları destekliyorum. Doğru yoldayız. Futbol takımının bu çekirdeğine derhal sahiplenmeliyiz. Bu oyuncular bizim efsane kadronun tekrarı olacaktır. Evet, gündem özel devam ediyor. Sayın Albayrak, Sayın Keçeli'nin katıldığı, bu telefon bağlantısıyla katıldığı En Baba Kartal programı Beşiktaş Televizyonu'nda geçtiğimiz hafta içinde başladı. İlk bölümüydü ve
söylediklerini hep birlikte hatırladık. Evet. Metin abimiz çok Beşiktaş'a hizmetleri olmuş bir büyüğümüzdür. Rahmetli Süleyman abi döneminin de çok yakında ona büyük destekleri olmuştur o dönemlerde de. Daha sonra en son Sayın Yıldırım Demirören başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanıdır. Bizimle alakalı söylemiş olduğu sözler Beşiktaş'ın işte gerçek camia oluşunu gösteriyor. Yani sonunda bizler bu koltuklar gelip geçici. Bizler de genel kuruldan aldığımız yetkiyle Beşiktaş'ımıza hizmet ediyoruz. Yarın öbür gün başkaları gelecek ama bizim Beşiktaş'taki duruşumuz devam edecek. Bir tek hedef var, Beşiktaş'ın menfaati, Beşiktaş'ın daha iyi olması. Bu anlamda destek olmalıyız. Metin abinin söylediği gibi geldiğimizden bu yana bir kere hedeflerimiz var. Biz hedef koyduk. Bir dedik ki stadyum. Bu stadyumumuzu bitirmeliyiz ve bir an önce bitirmeliyiz. İki, Beşiktaş'taki futbol takımında Türk tandanslı değildi, çok yabancı tandanslıydı, ağırlıklıydı. Daha Türk oyunculardan kurulu ve onun üzerine daha karakterli yabancılarla iyi bir kolej takımı yaratmak. Üç, çok fazla özellikle kısa vadeli olan borçlarımızı, onları, öncelikli olanları ödeyip diğerleriyle de sulha gidip uzun vadeli, kısa vadeli borçları uzun vadeye getirip gelirlerimizi yukarıya çıkarmak, sponsorlukları yukarıya çıkarmak. Bunların hepsini yapmış. Hemen hemen o yolda ilerliyoruz. O yolda ilerlerken tabii ki camianın birlik beraberliğe ihtiyacı var. Bu çerçevede son birkaç sözle bu konuyu bitirmek istiyorum. Daha sonra çünkü konuşacağımız konular var. Konular var, evet. Bir kere stadyumumuz çok hızlı bir şekilde hiç durmadan devam ediyor. Onun yanında Beşiktaş kamuoyu kesinlikle spekülasyonlara, dedikodulara inanmasınlar. Çünkü orada bizim stadyumumuzun kontrolörlüğünü de, resmi kontrolörlüğünü de KİPTAŞ gibi kurum, biliyorsunuz resmi kurumdur. Artı Büyükşehir Belediye'miz tarafından kontrol edilmekteyiz. O yüzden orası kayıyor, burası gidiyor, onun altından şiir çıkacak. Böyle efsaneleri bıraksınlar. Biz hukuka inanan bir yönetimiz, elimizde bütün kurumların vermiş olduğu yetki belgelerle şu anda stadyumumuzu yapıyoruz. Buradan en son bu konuyla ilgili bizim stadyumumuzda tekrar yapılmasında büyük emekleri olan geçmiş dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Katkıları ve desteklerinden dolayı büyük desteklerini gördük. Hala da görmekteyiz. Onun için en kısa zamanda stadyumumuzu aynı yerinde Beşiktaş'ımıza layık bir şekilde açacağız. Tek hedefimiz başkanımızın dediği gibi şampiyonluk turunu orada yapmak. İnşallah. Bize i̇nşallah. Nasip olur inşallah. Uzun bir yayın gecesinde birlikte bize, olmak üzere. Yeni bize nasip olur inşallah. Yani tüm camia olarak hep beraber orada kol kola bir ilki başarırız. Yeni i̇nşallah. Stadyumumuzda herkesin özlemle beklediği o mabette. Yakışan da öyle, yakışan da öyle bir açılış olur. İnşallah isteğimizde bu arzumuzda yerine gelir inşallah diyorum. Evet, yüzlerimizde gülmüşken, tebessüm gelmişken ben de bir cümle ekleyip müsaadenizle tabii reklama gitmek istiyorum. İkinci bölümde yine çok önemli açıklamalar olacak Sayın Metin Albayrak'ın. Aslında bu dedikoduları üretenler, sizin de belirttiğiniz gibi camiamızın asla itibar etmemesi gereken kaynaklar. Ama üretenlere de çok kızmamak lazım galiba. Niye? Çünkü hala orada bir maket yapılıyor zannediyor olabilirler.
Aslı'nın yapıldığını unutmuş olabilirler. O maket değildir. O stat bitiyor. Yine müsaade ederseniz Sayın Albayrak, ilk bölümde olduğu gibi önce şeffaf anlayışımız çerçevesinde yapılan iddiayı, haberi, sizlerin verdiği resmi açıklamayı, ondan sonra da sizlerin açılımlarınızı ve yorumlarınızı ekrana getirelim. Şimdi bir gazetede yayınlanan altyapımızı, bu sefer hedef alan altyapı çalışmalarımızı, hedef alan öz kaynak düzenimizi nokta atışıyla vurmaya çalışan bir açıklama, bir haber ve kulübümüzün buna verdiği yanıtı arka arkaya rejiden rica edelim ekranlara getirsinler. Antrenör olarak 34 kişinin görev yaptığı iddia edilen Beşiktaş Jimnastik Kulübü futbol öz kaynak düzeninde bu sayı 24'tür. Bu antrenörlerimizin 14'ü Beşiktaş'ımızın altyapısından yetişmiştir. Kalan 10 antrenörümüz ise Beşiktaş'ımızda yetişmemelerine karşın alanlarında uzman kişilerdir ve profesyonelce hizmet etmektedir. Tüm antrenörlerimizin her türlü zorluğa karşın fedakarca görevlerini yerine getirdiklerini belirtiriz. Haberde iddia edilen U13 futbol takımımızın Romanya'da katıldığı özel turnuvada yaşı büyük oyuncular nedeniyle maç yapacak takım bulamadığı iddiası tamamıyla asılsızdır. Haberde bahsi geçen Romanya Atletico Madrid Akademi yetkililerinin Aralık ayında resmi olarak başvuruda bulunarak futbol altyapımızla oyuncu gelişimi konusunda işbirliği yapmayı teklif ettiğini de belirtiriz. Altyapımıza yeni katılımlar olduğu gibi ayrılan oyuncular da elbette ki bulunmaktadır. Ayrılan oyuncularla ilgili inisiyatif takım antrenörlerimiz tarafından kullanılmakta, onların bilgi ve tecrübesiyle değerlendirme yapılmaktadır. Oyuncular devlet tarafından verilen nüfus kağıtlarında yazan yaşlarına göre oynatılmamakta, bilakis biyolojik yaşlarına uygun yaş kategorilerinde oynatılmaktadırlar. Bu durum, haberde adı geçen ve nüfus kaydında 2000 doğumlu gözüken, ancak biyolojik yaşı daha büyük olan oyuncunun 2 yıldır 1999 doğumlu futbolcularla birlikte oynatılmasından da anlaşılmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtları da bu durumu gözler önüne sermektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü futbol öz kaynak düzeni takımları her modern akademide olduğu gibi yılın belirli dönemlerinde yurt dışında uluslararası turnuvalara katılmakta ve hem kulübümüzü hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret etmektedir. Asılsız iddialarla dolu bu tür haberlerin yapılış zamanının futbol altyapımızın ciddi bir yapılanma sürecinden sonra yükselişe geçtiği bir döneme rastlaması manidardır. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız. Beşiktaş Jimnastik Kulübü futbol öz kaynak düzeni. Evet, öz kaynak düzenimiz Sayın Albayrak neye istinaden bu açıklamayı yaptı? Nasıl zorunlu kaldı? Hangi haber? Müsaadenizle o haberi de bir ekranlara getirelim. Bu açıklamayı yapma zorunluluğu hangi garip haber üzerine doğdu? Onu da izleyelim. Sonrasında Sayın Albayrak açıklamalarda bulunacak. Halk arasında yaşı büyük olmasına rağmen küçük yazdıranlara şu kadar sene mağarası var denir. İşte Beşiktaş bu açıdan cennet. Özellikle 99-2002 yaş gruplarının bulunduğu takımlarda birçok oyuncu 2 ila 4 yaş arasında değişen oranlarda akranlarından daha büyük. Fakat mahkeme kararıyla yaşları küçültülüp bu takımlarda oynuyorlar. Böylece çok yetenekli ama fiziki olarak küçük futbolcu adayları bu isimler arasında ezilip yeteneklerini ortaya koyamıyorlar. Altyapı sorumlusu ise büyükleri oynatıp yaş gruplarında yurt içi ya da dışındaki lig ve turnuvalarda başarılı olmayı kendince başarı olarak görüyor. Oysa bir kemik testi yapılsa %40 gibi oranda büyük oyuncu olduğu gerçeğiyle yüzleşme yaşanacak. Sadece küçük ve çok çarpıcı bir örnek vereyim. U13 takımı özel turnuva için Romanya'ya gidiyor. Hacı'nın takımı başta olmak üzere hiçbir kulüp Beşiktaş'ın oyuncularının yaşça büyük oldukları için maç yapmıyor. Ortada kalan takım güç bela Atletico Madrid'i ikna ediyor. 2-0 ve 5-2 mağlup olan İspanyol temsilcisi Kartal'ı uyarıp hiçbir turnuvada maç yapamayacağını bildiriyor. Sorumlu Emrah Bayraktar ve ekibi aynı takımı Almanya'ya gönderip turnuvada şampiyon oluyor. Bu da yönetimin önüne başarı olarak lanse edilip Romanya rezaleti kapatılmaya çalışılıyor. Bu durum sadece Beşiktaş'la sınırlı değil, diğer takımlarda da mevcut. Fakat Beşiktaş zirvede. 99 doğumlu olan Abdülkadir Yetimoğlu'na yetersiz denmiş. Boşta kalan genç oyuncuyu Fenerbahçe havada kapmış, hem de hayret ederek. Gelecekte Gökhan Gönül'ün yerine düşünüyor. Yaş grubunda milli. Tıpkı daha önce 1995 doğumlu Fırat Kılıç'a yapılan haksızlık gibi. Aldoğan Karaca, 1997 doğumlu ama 2000 olarak kayıtlı. Böyle onlarca örnek mevcut. Bir de Ahbap Çavuş ilişkisiyle altyapıda olanlar var. Torpili tayfası yani. Tam 34 kişinin görev yaptığı Fulya'dan bu düzen ve şartlar altında A takıma oyuncu çıkması mucize. Diplomasız Beşiktaş forması terletmemiş hocaların ağırlıklı olarak çalıştığı altyapıda geleceğin yıldız adaylarının önü yanlış uygulamalarla kesiliyor. İşin özü bu. Gerisi yönetimin yapacağı radikal uygulamalara kalıyor. Orhan Yıldırım.
Evet Sayın Albayrak. Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın aynı başlıkla vermek durumundayım, yayındayız. İşte altyapı rezaleti diye yapmış olduğu bir haber. Ve öncesinde bizim öz kaynak düzenimizin sizlerin ortak bir açıklaması vardı, yayınladık. Evet. Nedir bu haber? Ne maksadı var? Cevabı zaten verilmiş ama sizin ekstra açıklamalarınız olacak, nedir? Evet, özellikle bu konuyu bugün de sizin aracılığınızla canlı olarak kamuoyuna bazı bilgiler aktarmak istiyorum. Bizim yönetim olarak Fikret Orman Başkanlığı döneminde geldiğimizden bugüne kadar hedeflerimizin en büyük stat ve finansal hedeflerden ekonomik işte borçların düşüp de sponsorluk gelirlerinin arttırmanın dışında en büyük hedeflerimizden bir tanesi de altyapı öz kaynak düzeni. Çünkü başkanımız da bizler de Beşiktaş'ın bütün geçmişimize baktığımızdaki tüm büyük başarılarında öz kaynak düzeninin çok büyük emeği olduğunu ve büyük başarılarımızı hep kendi öz evlatlarımızla yakaladığımızı görüyoruz. Bu sadece Metin Ali Feyyazlar değil, kronolojik sayarsak Babakı, Şeref, Görkey, daha sonra Sanlı abi, Yusuf abi, Baba Recep'leri unuttum, o arkadan Sanlı abilerin dönemi, Yusuf abi, Metin Ali Feyyazlar, Sergenler, böyle bir kronolojik gidersek hep Beşiktaş gerçekten öz kaynak düzeni ne vermiş olduğu önemlidir. Bizim bu geleneklerimizde var ve de biz bu bilinçle öz kaynak düzenine çok ciddi anlamda yatırım yaptık. Geldiğimizden bu yana bu öz kaynak düzenini Türkiye'de iyi bilen büyüklerimiz de çok iyi bilirler ki öz kaynak düzeninden öyle futbolcu tatlı cadı gibi burnunu yaptın da iki gün sonra çık olmuyor. Bu bir emek, harcamaktır. Biz bir kere arkadaşlarımızın çalışma ortamlarını iyileştirdik, çok iyi bir yere getirdik. 3 sene evvel Emrah Hoca işin başına geldi. Çok inandığımız, güvendiğimiz bir profesyonelimizdir. Kendisine öz kaynak düzenini emanet ettik. Kendisi A lisansı olan Türkiye'deki en büyük, en iyi hocalardan bir tanesidir. Belki birkaç tane hocadan da bir tanesidir. Kendisi çok özverili çalışan bir arkadaşımız ve iyi bir ekip kurdu. Bu anlamda meyvelerini daha bu sene almaya başlıyoruz. Hocamız Slaven Bilic'le de çok yakın temas içindeler. Sizler de biliyorsunuz ki Beşiktaş artık A takımı kendi antrenman maçlarını dışarıdaki artık takımlardan değil U21 takımıyla yapıyor ki U21 takımı aslında şu anki yaş gruplarının daha alt yaş grubuna sahip olan arkadaşlardan oluşan oyunculardan oluşuyor. Bir kere bizim olduğumuz yerde adalet var. Adaletsiz eşitsizlik diye bir şey söz konusu değil. Göreve ilk geldiğimizde başkanımızın tek söylediği bir şey var. Emre Hoca'ya. Bizler tabii ki camiada da eski olduğumuz için çok arayan, soran oluyor, ricalar oluyor. Tek söylediğimiz bir şey var. Biz aracı oluruz ama hiçbir şekilde sana şunu oynat, bunu oynat diye bir şey demeyiz. Eşit ve adaletli davranmanı istiyoruz. Hak eden formayı alsın. Çünkü orası çok önemli bir yer. Başkanımızın babası rahmetli Abdülkadir amca da o öz kaynak düzeni en iyi bilen insanlardan birisi. Benim babam da hayatta Sami Albayrak. Beşiktaş'ta öz kaynak düzenini kuran ve Metin Ali Feyyazları bu kulübü kazandıran bir kişidir. O yüzden biz böyle büyüdük, böyle gördük. Bizim olduğumuz yerde bu arkadaşın itham ettiği gibi böyle eşitsizlikler, yolsuzluklar olmaz. Buna bir kere müsaade etmeyiz. Arkadaşımız şu anda
bu görevin başında Berkan Goca arkadaşımız başladı. Altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi arkadaşım. O da çok özverili çalışıyor. Emrah Hoca ile çok iyi işbirliği içerisinde çalışıyor. Arkadaşlarımız da, yani eğitmen arkadaşlarımız da çok özverili çalışıyor. Burada kendisinin biraz evvel bahsetmiş olduğu gibi hiçbir şekilde yaş, bilakis nüfus kağıdının değil, biyolojik yaşı bizim için çok önemlidir. O yüzden böyle bir şeyi kesinlikle Beşiktaş kulübü içerisinde böyle bir şeylere tevessül edilmez. Yurt dışı turnuvalarında özellikle takımlarımız davet edilmekte Beşiktaş birinci önceliktir. Kulübümüze gelen tüm yazışmaların hepsini bilakis ben ve yöneticilerimiz çok yakından izler. Bize gelen her türlü yazışma kendi e-maillerimize gelir. Bizler de çok yakın bilgilendiriliriz. O yüzden bize hiçbir şekilde negatif anlamda kulübümüzü rencide edici hiçbir şekilde bir yazı gelmemiştir. Kulübümüzü iftarla temsil etmektedirler. Bizim için orada temel hedef şampiyonluk veya başarı değildir. Bizim için orada temel hedef A takıma üst taraflara futbolcu kazandırmaktır. Şu anda A takımımızda potansiyel oyuncularımız mevcut. Ayrıca hocamızın gözlem içi altında tuttuğu 5 tane oyuncu vardır. Yani Slaven Bilic'in futbol A takımında görmeyi arzu ettiği ve potansiyel gördüğü 5 tane oyuncumuz vardır. Ki bunlar da bugün mesela bir tanesini örnek vereyim. 97 doğumlu kalecimiz var mesela. Hoza Sambade'nin göz bebeği. Diyor ki Türkiye'nin 10 sene geleceği. Ne güzel. Sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı kalecisi olacak diyor. O yüzden biz çok planlı, projeli çalışıyoruz. Bunları özellikle bugün konu almak istediğim şey, belli kesimlerde, belli yerlerde böyle özel bilinçli haberler, camiamızı yıpratıcı haberlere cevap vermek birinci ağızdan. O yüzden de bu altyapı haberini resmi sitemizde duyurmamıza rağmen yine de buradan bir cevap vermek istedim. Evet.